arkadaşlar, merhaba. Üçüncü dersimize başlıyoruz. Yine bunları şey için arkadaşlar. Bir de düşün, dün de üstünde bu vardı. Artık aynı gün çekmişim diyor. Bugün gece nöbetine gittim ben. Gece nöbetinde de sabaha kadar uykusuzluk. Eve bile uğramadım. Ondan sonra direkt buraya geldik. Evet. Şimdi arkadaşlar, dün hatırlarsanız toplamların verilmişti. Çarpımlarının maksimum ve minimum hallerini hem doğal sayılarda, hem tam sayılarda, hem reel sayılarda görmüştük. Hatırlıyor musunuz? Bugün de çarpımları verilince neler görüyor oluyor bakalım onlara. Tamam mı? Çarpımları verilince. Toplamlara verilen sayıların maksimum çarpımlarını dün görmüştük. Şimdi çarpımlara verilen sayıların toplamlarının maksimum ve minimum hallerini şimdi göreceğiz. Yazalım bakalım arkadaşlar. A çarpı B olsun 36. Tamam mı? Böyle bir ifade verilsin bize. Bununla ilgili neler gelebilir? Bunlardan bir tanesi arkadaşlar şu. A artı B'nin, tamam mı, maksimum hali sorulabilir bize. Ya da bize A artı B'nin minimum halleri sorulabilir. Tabii farklı farklı sorular gelebilir. Bunlar fix olarak çok sık gelen sorular. O yüzden öyle gösteriyorum. Şöyle yine bir isterseniz şey yapalım arkadaşlar. Bunu tablolayalım. Şurada bir tane olsun. Şurada bir tane olsun. Kalem biraz soluk çıkacak herhalde. Onun üzerinden gideriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bakınız burada neler olacak şimdi. Ve diyelim ki arkadaşlar, önce A, B doğal sayı olsun. A, B tam sayı olsun. A, B reel sayı olsun. Tamam mı? Üç tip sorusuna da bakalım. Dünkü sorudan farklı olduğunu anladık değil mi arkadaşlar? Dün toplam verildiği de çarpımlar soruldu. Şimdi çarpım verildi, toplamlar soruluyor. Arka arkaya anlatsaydım dün sıkıntı olacaktı. Çünkü karışacaktı birbirine. Araya böyle bir gün girmesi iyi oldu. Dünkü oturdu diye düşünüyorum. Bugünkü de tam tersi olacak. Şimdi sevgili arkadaşlar, toplamları maksimum nasıl olur? 36 sayısını kenara getiriyorum dün yaptığım gibi. Nasıl olur da 36'ya ulaşırız? Sonra da bunların toplamlarını da aşağı yazacağım şimdi. Arkadaşlar, 36 kere 1 olur mu? Olur. Olur. Arkadaşlar, 18 kere 2 olur mu? Peki arkadaşlar, sonra ne olur? Bir sonraki 9 kere 4 olur mu? Olur. 6 kere 6 olur mu? Olur. Bunları yer değiştirmeyeceğim. Niye? Bir şey değişmeyecek. Sonuçta 36 ile 1'i toplasam da 37, 1 ile 36'yı toplasam da 37. Doğru mu? Şimdi toplamlarına bakacağım. 36 artı 1 ne yapar? 37. 18 artı 2 ne yapar? 20. 9 artı 4 ne yapar? 13. 6 artı 6 ne yapar? 12. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi maksimum isteniyorsa 37 mi büyük, 12 mi büyük? 37 büyük. Doğru mu? En büyüğü bu. O zaman diyebilir miyim? Birbirine en uzak olanlarda maksimum, birbirine en yakın olanlarda ise minimum çıkıyor. Dün hatırlıyor musun? Tam tersi. Hatırladınız mı? Tam tersi. O zaman gelin maksimumu yazacakken 36 artı 1'den 37 yapalım. Doğru mu? 6 artı 6'dan da 12 yapalım. Doğru mu? Fakat buraya bir not yazacağım. Notum da şu. Şu soru için arkadaşlar, hatta biraz daha yukarı yazayım, bir şey göstereceğim. 6 6 6 12 cevap, ama olur da bana derse, şöyle bir bölüyüm onu isterseniz, şöyle bir bölüyüm. Ama bana derse A eşit değildir B derse, yine minimumu sorarsa 6'ya 6'ya alamazsınız. Cevabımız ne olur? 9'a 4 13 olur. Aradaki farkı anladık mı? Böyle bir şey sorabilir mi? Sorabilir. Şimdi geldim tam sayı bakımından. Arkadaşlar, tam sayı dendiği zaman şunlar doğal sayıydı. Devam edecek olursam eğer, dikkat edin deyin burayı. Tam devamında bir sonrasında arkadaşlar şu doğru mudur? Eksi bir kere 36, pardon, eksi bir kere eksi 36 neyi verir bana? 36. Eksi 2 kere eksi 18 neyi verir bana?
36. Eksi 3 kere eksi 12 neyi verir bana? Onu yazmamışız herhalde. Değil mi? Onu da yazalım yukarı isterseniz. Bir tık yukarı çıkartalım şöyle. Onu da unutmamış olalım. 36 çarpı 1, 36. 18 çarpı 2, 36. 12 çarpı 3, 36. Onu da buraya hemen sıkıştıralım isterseniz. 12 artı 3, 15. 9 artı 4, 13. Doğru mu arkadaşlar? Peki sırada ne var? Eksi 4 çarpı eksi 9. Bir de ne var arkadaşlar? Eksi 6 çarpı eksi 6, 36. Doğru mu? Şimdi devreye tam sayılar girdi mi girmedi mi? Girdi. Bu sefer tam sayı denince maksimum yine 36 artı 1, 37 değildir. Dün hatırlıyor musunuz? Böyle bir şey vardı. Değişmiyor doğal sayıyla tam sayının maksimumları. Ama şimdi değişecek. Şimdi iş değişecek arkadaşlar. Minimum sorulunca bu sefer de arkadaşlar eksi 36 eksi 1'i almayacak mıyım? Minimum için. O zaman yazıyorum. Eksi 36 artı eksi 1 eşittir eksi 37 değil mi arkadaşlar? Burada alamadım. Niye? Doğal sayıları için. Ama burada alabiliyorum tam sayıları için. Aradaki fark anlaşıldı mı? Var mı problem? Yok. Şimdi dikkat ederseniz yine işin özü şu. Birbirine en uzak aldığında tam sayılar için konuşurken maksimum bulduğunda yine birbirine bakın eksi 36'ya eksi 1 halbuki biraz önce 6'ya 6 almıştım. Eğer birbirinden farklıysa arkadaşlar 9'a 4 almıştım. Burada niye eksi 36'ya eksi 1'i aldım? Çünkü tam sayılarda negatife inebiliyorum. Dolayısıyla bu maksimumken bu da minimum oluyor. Aman dikkatli olun. Yani birbirine yakınlık, uzaklık kısmında bir değişiklik oldu. Doğru mu arkadaşlar? O yüzden şöyle diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu tür sorularda tam sayı halindeyken maksimum toplamı bulmuşsan başına eksi koyarsan minimum buluyorsunuz. Tamam? Şimdi geldim reel sayılara. Şimdi reel sayılar dendiği zaman arkadaşlar bu sefer iş şöyle bir şey oluyor. Birbirine en uzağa bulacağım ama ben daha uzakları da bulabilir miyim acaba? Yani bu tür soru pek sorulmaz da birbirine daha uzağa bulabilir miyim acaba? Bir kere şimdi şöyle düşünün. 36 sayısı o kadar çok reel sayının çarpımıdır ki. Doğru mu arkadaşlar? Mesela şöyle söyleyeyim size. Bunun 36 değil de 35 olsaydı kök 35 de kök 35'in çarpımı bile olabilirdi birbirine en yakın. Doğru mu? O yüzden bu tür sorularda yorumu şöyle yapmamız gerekiyor. Ben birbirine en uzak olan 36'ya 1'i buldum. Doğru mu? Yine birbirine en uzak bulmam gerekiyor ama birbirine en uzak bulurken şöyle de bulamaz mıyım? Dikkatli dinleyin beni. Şöyle olmaz mı? Reel sayılar için konuşuyorum. 180 çarpı 1 bölü 2 olmaz mı? 180 çarpı bölü 2 diyorum. Özür. 1 bölü 5 olmaz mı? Olmaz mı? Veriyor mu vermiyor mu 36'yı? Peki 72 çarpı 1 bölü 2 olmuyor mu arkadaşlar? Oluyor değil mi? Bu sayı gitgide büyüyebilir mi? Yani şöyle bir şey olabilir mi? Biraz böyle artistik olsun. Böyle olabilir mi? Olur değil mi arkadaşlar? Anlıyor musun Kemal abi? Evet, evet. Sıfırları götür. 72 ile sadece. Olur değil mi? Bir şey dikkat çekiyor mu? Gitgide gitgide şöyle verebilirim. 36 trilyon bölü 1 trilyon olabilir mi? Sonsuza doğru gidiyormuş gibi. O zaman sorunda sorulur demiyorum. Ben mantığını vermeye çalışıyorum. O zaman bunun için artı sonsuz diyebilir miyim? Bu da eksi sonsuz diyemez. Diyemez miyim? Orayı anladınız mı? Anlamadım. Sorulur mu? Hayır. Ben mantığını veriyorum size. Tamam mı? Bakın gitgide değişebiliyor. Peki böyle olunca doğal sayı böyle olunca tam sayı ben alamıyorum ya. Tam sayı böyle olunca reel sayı. Anlaşıldı mı? Artık yapar mıyız böyle bir soru gelirse? Hadi bakalım bunu da hemen hızlıca alalım. Aldık mı? Şimdi
Şimdi arkadaşlar, geldik sayıların sınıflandırılması kümeleri bitti. Şimdi artık yapmamız gereken şey şu, sayı çeşitlerini sizlere öğretmek. Sayı çeşitleri diye başlık atıyorum. Ve ilk sayı çeşidimiz arkadaşlar, pozitif, negatif sayılar. Şimdi sevgili arkadaşlar, pozitif ve negatif sayılar dendiği zaman bunun tabiri, bunun tanımı şu şekilde olmalı. Sıfırdan büyük herhangi bir sayı pozitif sayıdır. Sıfırdan küçük bir sayı, herhangi bir sayı negatif sayıdır. Herhangi biri bile bile söylüyorum, bastıra bastıra söylüyorum. Çünkü ben pozitif sayı sorduğum zaman bana genelde pozitif tam sayı söylenmesini yanlış buluyorum. Şu açıdan yanlış buluyorum. Kişi pozitif sayı denince sadece 2'yi, 3'ü, 5'i, 1'i biliyor. Halbuki pozitif sayı aynı zamanda 1 bölü 2'dir. Aynı zamanda kök 5'tir. Aynı zamanda 0,9'dur. Aynı zamanda da 2'dir, 5'tir, 7'dir, kabulüm. Ama pozitif tam sayı dersem kesin 2, 5, 7 gibi sayılardır. Dolayısıyla burada pozitif sayı dendiği zaman herkes şunu bilecek. Bir sayı seçtim, pozitif sayı ise, o sayı ise 0'dan büyük olması gerekiyor. O sayı negatif ise 0'dan küçük olması gerekiyor. Bu kadar kolay. Bir sayı doğrusu yaptığımız zaman şöyle arkadaşlar, ortasına da 0'ı koyduğumuz zaman, bakın ortasına da 0'ı koyduğumuz zaman sağdaki 0'a değmeden olan sayılar pozitif sayılar, sonsuza kadar gider. 0'a değmeden olan bu sayılar da arkadaşlar negatif sayılar, bu da eksi sonsuza kadar gider. Tamam mı? 0 ise ne pozitiftir ne negatiftir. 0 nötr bir sayıdır. 0 bir doğal sayıdır. 0 bir tam sayıdır. 0 bir rasyonel sayıdır. 0 bir reel sayıdır. 0 sadece aynı zamanda rakamdır. 0 sayma sayısı değildir. İrrasyonel sayı değildir. Tamam mı? 0 için böyle bir söylem olsun arkadaşlar. Şimdi pozitif sayılara örnek verecek olursak arkadaşlar, ben 1,7'yi de kabulüm. 0,1'e de kabulüm, 1 bölü 2'ye de kabulüm, bunun dışında kök 7'ye de kabulüm, ama tabii aynı zamanda 3'e de, 5'e de, 6'ya da kabulüm. Şimdi neden? Şu kısmın aynı zamanda pozitif tam sayılar diye bir ismi vardır. Ama bunların hepsi aynı zamanda pozitif sayıdır. Sıfırın sağında kalan sayı nasıl olursa olsun pozitif sayıdır. İster tam, ister kesin. İster ondalık. Solunda olan sayılara baktığımız zaman da negatif sayılara örnek verecek olursak eksi 0,1 ne diyelim 7 sayısı ya da atıyorum eksi 2,1 sayısı ya da atıyorum eksi 3 bölü 5 sayısı ya da atıyorum eksi kök 11 sayısı ya da eksi 2, eksi 4, eksi 7 sayılar. Bakın arkadaşlar, bunların hepsi negatif sayıdır. Ama şunların bir özelliği var, aynı zamanda negatif tam sayıdır. Tamam mı? Lütfen negatif sayıyla negatif tam sayını nasıl sormuşlarsa o şekilde karar verin, söyleyin. Yani pat diye atlamayın. Negatif tam sayı demediği sürece bir adama negatif sayı sormuşsa yeter ki başında eksi olan sıfırın solunda olan sayı olsun. Tamam mı? Sonra bunu da şöyle gösterecek olursak arkadaşlar. Diyelim ki A küçük, B küçük, 0 küçük, C küçük, D diye böyle klişe bir örnek vardır. Bundan yola çıkacak olursak A sayısının negatif, B sayısının negatif, C ve D'nin pozitif olduğunu biliyoruz. Doğrudur. Şimdi bu ifadeler için bize çeşitli işlemler sorulabilir. Bir kere biz biliyoruz şunun negatif olduğunu, bunun negatif olduğunu, bunun pozitif olduğunu, bunun pozitif olduğunu biliyoruz. Tamam mı? Buna göre yapılan işlemler neler var? Adam der ki size, A artı B nedir der. A artı B nedir der. Şimdi burada insanoğlu şunu düşünüyor. Değer verelim hocam, eksi 2 ile eksi 1 gibi.
en kolay yol olarak o gözüküyor genelde. Fakat ben değer verme taraftarı değilim. Biraz bunun mantığını kurmamız gerekiyor. Bu yorumu yapmamız gerekiyor. Bir kere iki tane negatif sayı toplarsam zaten negatif sayı eder. Bunun başka bir ötesi yok. O zaman demek ki bu sıfırdan düşmüştür. Ama bunu çarpacak olsaydım, A çarpı B yapsaydım, o zaman kabul edip sıfırdan büyük olur. Çünkü iki tane negatif sayı çarparsam bu eser olur. Şimdi devamında ise A'dan B'yi çıkarırsam ne olur, B'den A'yı çıkarırsam ne olur? Şimdi size şunu söyleyeyim. Ben yine değer verme tarafında değilim. Çünkü değer vermeyeceğiz, uğraşmayacağız böyle şeylere. Bazen değerler hatalı olabilir, yanlış değerlere verebilirsin. Dolayısıyla değer vermek yerine şunu düşüneceksiniz. Küçükten büyük çıkarsa ne olur, büyükten küçük çıkarsa ne olur? Matematik kuralında böyle bir şey vardır. Küçükten büyük çıkarsa negatif, büyükten küçük çıkarsa pozitif olur. Bu kadar kolay. O yüzden şu ifadenin B'den, A'nın B'den küçük olduğunu herkes görüyor. O zaman bunun sonucu negatif, bunun sonucu pozitiftir. Değer neler verilmez? Büyükten küçük mü çıkıyor, küçükten büyük mü çıkıyor? Bu kadar kolay. Aynı şey şunun için de geçerli. Diyelim ki C eksi D biliyorsunuz küçüktür sıfır ama D eksi C büyüktür sıfır. Var mı problem? Kolay değil mi arkadaşlar? Şimdi acaba bunların arasında bir işlem olursa nasıl olur? O işlemi de nasıl yapıyoruz? Bakın iyi izleyin. Acaba diyorum ki C'den A çıkarsa ne olur? Bir kere C A'dan büyük değil mi? Büyükse pozitif. Ne değer vermez? Mesela B'den D'ye çıkarsa ne olur? B'den D'ye çıkarsa. Değerlerine gerek var mı? Negatif olacak. Çok net bir şekilde belli. Doğru mu arkadaşlar? Peki C ile D'yi toplarsan ne yapar söyler misiniz bana? Pozitif olur. Doğru mu? Ne kadar kolay. Peki şunu söyleyin bana. Dedim ki oradan B'yi aldım, oradan C'yi aldım. B ile C'yi çarparsam ne olur? Negatif. Negatif olur. Peki buradan D'yi aldım, buradan A'yı aldım. Şöyle yaptım. D bölü A. Negatif olur. Negatif olur. Peki oradan A'yı oradan B'yi aldım. Pozitif olur. A'yı B'ye böldüm. Pozitif olur. Doğru mu arkadaşlar? Bunları biliyoruz zaten. Gelelim şunlara arkadaşlar. Acaba diyorum A ile C'yi toplarsam ne olur? İşte A ile efendim? A ile C'yi toplarsam ne olur? Sayıların büyüklüğüne bağlı. Eksi 3 ile 5'i toplarsanız ne olur? Eksi 3 ile 5'i. 2 olur. 2 olur. Yani pozitif olur. Peki eksi 5 ile 3'ü toplarsanız ne olur? Eksi 2 olur. Şu an hiç kimse A ile C'nin değerini bilebiliyor mu? Bilemiyor. Ama bazı insanlar şöyle yorum yapıyor. Yanlış bir yorum yapıyor. Hocam diyor bak A diyor bayağı aşağıda negatif diyor. C ise diyor sıfıra yakın pozitif diyor. Demek ki A negatifliği daha büyük C'den. O zaman bir de negatifliği diyor mutlak değeri demesi gerekiyor da o zaman diyor A C'den diyor değer olarak büyüktür diyor. Sonuç negatif çıkar şurası diyor. Böyle bir şey yok. Ben bunu istersen eksi 2 veririm. Bunu istersen 7 veririm. Bana kalmış. Böyle dibinde olmak diye bir şey mi var? D'de 8 veririm. O yüzden A artı C soruluyorsa şuraya bir soru işareti koyayım. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Eğer A'nın mutlak değeri C'nin mutlak değerinden büyükse o zaman iyi izleyin. A artı C kesinlikle sıfırdan küçük. Yok A'nın mutlak değeri C'nin mutlak değerinden küçükse o zaman da A artı C sıfırdan büyüktür. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Peki bir soru soracağım. Mutlak A mutlak C'ye eşitse ne olur? A artı C otomatikman sıfır olur buraya göre. Anlaşıldı mı? Eksi 2'ye artı 2. Eksi 5'e artı 5. Doğru mu? Sıfır yapalım. Buralarda var problem? Yok. Bize bunu şöyle de yapabilirler arkadaşlar. Yani biz bundan da sonuç çıkartırız diye düşünüyorum. A çarpı C bölü atıyorum B olsun. Tamam mı? Hatta yanında bir tane D kuralım. Sonra başka bir şey soralım. A çarpı C bölü B artı B çarpı D. Ne çıkar sizce? Pozitif çıkar bakalım.
A'nın kendisi ne? Negatif. C'nin kendisi ne? Pozitif. B'nin kendisi ne? Negatif. C'nin kendisi, D'nin kendisi ne? Pozitif. Bir x kare artı eksi, x kare artı eksi, eksi eksi edersen ne yapar? Pozitif çıkar. Doğru mu değil mi? Peki şöyle olsaydı ne yapardık? Atıyorum B çarpı C, A artı B. Yapalım bunu. B çarpı C diyor. B niye eşit? Eksi. C niye eşit? Artı. A artı B her zaman eksi oluyordu. Eksi kere artı, eksi. Eksi eksiye böldüm. O da pozitif çıkıyormuş. Doğru mu arkadaşlar? Peki, güzel. Peki şundan ne çıkartırız? A'nın karesi. A'nın karesi, eksi bir sayının karesi her zaman artı olur. Unutmayın, tamam mı? A kare sıfırdan büyükmüş. Peki, A küp olsa ne olurdu? Eksi olurdu. Peki A4 olsa ne olurdu? Artı. Böyle anlamaya başladık mı? Teklerde negatif kalır. Ama çiftlerde negatif pozitife döner. Ama şunlarda şöyle bir sıkıntımız yok. Mesela oradan da C'yi alalım. C kare de sıfırdan büyük. C küp de sıfırdan büyük. C bölü de sıfırdan büyük. Çünkü C'nin kendisi pozitiftir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Burada arkadaşlar unutmayın. A, B, C, D kavramlarını negatiften o tarafa doğru sıralarken hiç kimse değer vermiyor bu sorularda. Değer verme yolunu seçmeyelim lütfen. Bir de şu çok karıştırılıyor. Tamam mı? Adama diyorum ki A üzeri B nedir diyorum. Üstü ifadeleri tamam amenna. Şimdi B'nin çift ya da tek olması önemli. Ben sadece şunu söylemeye çalışıyorum. A'nın kendisi negatif değil mi? Negatif. Peki B'nin kendisi negatif değil mi? Negatif. Adam diyor ki şu eksiden dolayı şu eksi bir artı olur diyor. Öyle bir şey yok. Yani bunu direkt böyle kesin sıfırdan büyüktür demek yanlıştır. Olabilir de olmayabilir de. Nasıl olur nasıl olmaz. A sayısı eksi 3 iken B sayısı eksi 2 ise böyle bir şey karşınıza gelmiş. O zaman arkadaşlar A üzeri B demek eksi 3 parantezi kendindendir bunların arkadaşlar. Eksi 2. Tamam mı? Bu durumda şöyle oluyor. Şu eksi tombala kaçtırıyor buna. Eksinin görevi olur. Anlatacağım bunu ileride. Sonra karesini aldığınız zaman artı 1 bölü 9 oluyor. Bakın eksiyi kurtarabildi. Ama şöyle ise bu arkadaşlar. Mesela bunu da şöyle örnek verelim. O da şöyle olsun. Mesela arkadaşlar A'mız eksi 2, B'miz eksi 3 olsun. Tam tersi. Bu sefer eksi 2'nin eksi 3. kuvveti olduğu zaman arkadaşlar, bakın gözünü seveyim, şu tekliğe bakılır. Bunun cevabı eksi 1 bölü 8 olur. Bak kurtarmadı. Ne oldu? Eksi ile eksi aynı birbirini kurtarıyordu, kurtarmaz. Oradan kurtarmak yok. Kurtarmak üstün çiftliğinden gelir. Tamam mı? Bu hata yapıldığı için anlatayım dedim. Tahtayı alır mısınız? Negatif sayılarla ilgili fix sorulardan bir tanesi var. Çok severler bu soruyu. Soru şu arkadaşlar. Diyor ki, şimdi üstlü ifadelerle beraber veriyorlar. Belki siz de görmüşsünüzdür bu tarz sorular arkadaşlar. Üstlü ifadelerle beraber veriyorlar. İşte A kare, B küp falan tarzı sorular var. Tamam mı? Onlarla beraber veriyorlar. Bakın nasılmış. Hemen görelim şimdi. Hemen görelim. Şimdi arkadaşlar geldiği zaman yapacağınıza inanıyorum böyle sorular. Anlattıktan sonra belki de ya da biliyorsunuz. Şimdi A kare B küp küçüktür sıfırdan olunca nasıl bir yorum yapılır? Beraberce yorumunuzu yapalım isterseniz. Acaba nasıl yorum yapılır?
Şimdi bu tür sorularda arkadaşlar, aman diyeyim, ben önce basitten başladım. Kare varsa, dördüncü kuvvet varsa, yani çift kuvvet varsa komplesi atılıyor. Tek kuvvet varsa sadece üstü atılıyor. Şu an yapabileceğiniz tek yorum B'nin negatif olmasıdır. Başka bir yorum yapamazsınız. B sıfırdan küçükmüş bakın. A için kimse yorum yapamaz. Bu şöyle olursa A küp B 4 C küçüktür 0. Şu gördüğünüz çift kuvveti komple atıyorsunuz. Çift kuvvetli B'yi atıyorsunuz. Şunun üstündeki 3'ü atıyorsunuz. Bunun üstünde de 1 var. 60 gibi yapıyorsunuz. A çarpı C sıfırdan küçükse bu sefer şöyle yorum çıkıyor. A negatifken C pozitiftir. Doğru mu? A pozitifken C negatiftir. Doğru mu? Çünkü eksi kere artı eksi yapar ya da artı kere eksi eksi yapar. Doğru mu değil mi? İki versiyon var. Eksi iken artıdır, artı iken eksidir. Var mı problem? Var mı problem? Yok. Bunu şöyle yapacak olursanız. A küp B C5 sıfırdan büyük. Bu durumda ise arkadaşlar 3'ü atıyorsunuz. 1 atılmış zaten 5'e atıyorsunuz. 3'ü birden elimizde dururken 3'ü de top çarpılınca sıfırdan büyük ediyorsak yani pozitif ediyorsak bu sefer versiyonları şöyle yapacağız arkadaşlar. Bakın bir izleyin. İkisi eksi bir de artı olabilir. Doğru mu değil mi? Doğru mu değil mi? Eksi kere eksi artı yapar, artı kere artı artı yapar. Sıkıntı var mı? Bu artıyı gezdirebiliriz. Doğru mu değil mi? Olamaz mı? Kimin büyük, kimin küçük olduğunu bilmiyoruz. Aynı zamanda bu artıyı bir arada getiririz. Hemfikir miyiz? Bunun dışında bir de üçünün artı olması vardır. O değişmez. Yerleri değişmeye saçma olur. Bunun dışında bir versiyon yoktur. Ya eksi kere artı, ya eksi kere artı kere eksi, ya da artı kere eksi, üçünde artı olması var. Fakat bu şöyle de gelebilir bize. Olur mu? Olur. Aynı soru için bir şarta tabi tutalım. Soruyu bir daha yazayım hatta. A 5, B 3, C diyelim. Tamam mı? Bu sefer sıfırdan küçük diyelim. Bu sefer de şöyle yapalım. Bunun dışında bize bir de şöyle bir şey verilmiş. Bakın izleyin. A küçük, B küçük, C diye de bir şey verilmiş. Buna göre işaret analizi nasıl yapılır? Hazır mıyız? Bakalım nasıl yapılır? Hazırsak gösteriyorum. Arkadaşlar, bir kere bunu sildiğim zaman A çarpı B çarpı C sıfırdan küçük oluyor mu olmuyor mu? Normal şartlarda üçünün de eksi olması sizce sonucu bize verir mi? Verir. Ya da bir tanesinin eksi olması gerekiyor. Buralar tamam mı? Buralar tamam mı? Şuna çok benzedi mi? Benzedi. Fakat bunun gibi rahat olamazsınız burada. Çünkü rahatlığınızı bozan bir şey var. Şu gördüğünüz şey işi bitiriyor. Size soruyorum Allah aşkına. A sayısı en küçükken A'nın artı olduğu B'nin de ondan büyük olmasına rağmen eksi olduğu bir durum var mıdır? Artı bir sayı nerede bölünmüş eksiden küçük oldu? Bu gitti. Aynı şekilde küçüklerle ortanca artı olacak. En büyük olan C eksi olacak. Adama güvenirler. Ama şu olur mu olmaz mı? Olur. Eksi 1, 7, 15. Oldu mu olmadı? Oldu. Şu da olur zaten. Bu nasıl olacak ya? Eksi 7, eksi 6, eksi 5. Oluyor muymuş? Anlaşıldı mı dedi? Anlamayan var mı? Anlamayan var mı? Bunlara dikkat edeceğiz. Fakat hala kolaylar yazdım. Biraz daha bunların birleşmiş halleri var. O da şu arkadaşlar. Bakın dikkatli izleyin. A 4, B 3, küçüktür 0. B ne diyelim? 5. A 3 büyüktür 0. A çarpı C yani A kare çarpı A kare çarpı demeyelim biz bunu. A 7 C 3 küçüktür 0. Böyle ben uydurdum bir şey.
Bakalım burada başımıza ne gelecek, ne olacak, ne bitecek. Şu gitti mi? Gitti. 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 Doğru mu? İlk olarak B neymiş? Bakın çift kuvvetlerin hepsini atıyoruz. B eksiymiş. İşaret analizi yapacağız ya. Şöyle yapalım. A, B, C diyelim. B'nin negatif olduğu kanun. Doğru mu? Peki B kere A. B kere A. B kere A için nasıl bir yorum yapmalıyız? Hazır mısınız? A demek ki eksi ise bu da eksi olması lazımmış. Doğru mu? Peki A'yı buraya getirdim şimdi. A negatifken C ne olur? Pozitif olur. Anlamayan var mı? Bir şey dikkat çektim, köprü kurdum. B'yi buldum, negatif yerine koydum. Negatif ile ancak negatifi çarparsam artı oldu. A'yı buldum, yerine koydum. Negatif ile neyi çarparsam negatif olur, pozitif. Anlaşıldı mı? Bunun yalnız versiyonu yoktu, tek çıktı. Ama versiyonları olanlar da var. Bir de öyle bir şey yapalım arkadaşlar. A küp B ne diyelim? Kare C küçüktür 0. B 3 A 4 C büyüktür 0. Burada C değiştirelim. Hazır mıyız? Şu gitti mi? Şu bitti mi? Gitti. Şu bitti mi? Gitti. Şu bitti mi? Gitti. Şu bitti mi? Gitti. Şimdi Allah aşkına yukarıda hangi harfler kaldı? A kere C. Aşağıda ne kaldı? B kere C. Ortak olan harf hangisi? C. C. Böyle bir şey varsa, ortaklığı yakalarsanız hoş bir şey olacak. Bakın şimdi işaretlere bakın. İkisinde de ortak olan C demiştiniz. C'yi önce negatif alıyorsunuz. Ortak olanlar da böyle yapıyor. Bu köprüydü. Ondan buna, ondan bunaydı. Ama bu ortaklar var. Onda ortak yok arkadaşlar. Yani atlama var. Doğru mu? Şimdi bu durumda C negatifse, negatifle neyi çarparsan pozitif olur? Peki neyi çarparsan negatif olur? Pozitif. O zaman A neymiş? Artı. Eksi kere artı, eksi yapar. Doğru değil mi? Peki aynı C'de bu negatifse, negatifle neyi çarparsan pozitif olur diye negatif. B'de buymuş. Peki sana kim dedi C'yi negatif al diye? Ben aldıydım. Belki de C pozitif. Bu sefer tabii ona şöyle yapalım. Aldığımız bu. Unutmayın. Şimdi C'yi pozitif alırsan ortaklık varsa hiç korkmayın. Tam değiştirin çıkar sonuç. Ortaklık varsa. Ama ben denemek istiyorum. C artıysa artıyla neyi çarparsan eksi olur? Eksi. Artıyla neyi çarparsam artı olur? Artı. Anlaşıldı mı? Ortaklık olunca da böyle yapılır. Var mı problem? Anladık mı? Bir de bunu şöyle görelim isterseniz. Bakın ne izleyin. A küp B 4 C küçüktür 0 B 3 C kare A 5 büyüktür 0. Hazır mıyız? Ha çarpma olmuş, ha bölme olmuş. Doğru mu? Gitti mi? Gitti. 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 Birinde B'ye A var, birinde A'ya C var. Kim ortak? A. A. O zaman kutumu yapıyorum. A kutusu, B kutusu, C kutusu. A'yı önce artı aldım bu sefer. Artı. Artıyı neye bölersem eksi olur? Eksi. Eksi. C neymiş? Eksi. Kedi mi vardı biraz önce? Evet, bir kedi gördüm sanki orada. Artıysa eksi olur. Artıyı eksiye bölerseniz eksi olur. Peki, B'yi A'ya böldüğümdeki A'yı artı aldığımı göre artıyı artıya bölersem artı yapar değil mi? Bu da artıymış. Yine ortaklık sorusu değil mi bu? Eksi. Eksi. Artı. Bu sefer denemeyeceğim. Anlaşıldı mı? Hemen söyleyeyim. Bir şeyin çift kuvveti eksi de olsa artıya döner, artı da olsa artıya döner. Doğru mu değil mi? Artı sayısı da öyle bir değersiz sayıdır ki, niye biliyor musunuz? Artı sayısı inanılmaz etkisiz bir durumdadır çarpma ve bölmede. Bakın şimdi artıyı alıyorum elime. Artının yanına bir tane bir sayı getirin. Ne olsun? Eksi ya da artı? Eksi. Artıyı eksiyi çarparsam sonuç ne olur? Eksi.
Gelen sayıya göre dikti, değil mi? Artının yanında başka bir sayı gönderir bu sefer. Artı. Artı kere artı, artı. Bu artının hiçbir işi yok. Gelene göre değişiyor iş. Anladın mı? Gelen eksi gelirse sonuç eksi çıkıyor. Gelen artı gelirse sonuç artı. Senin nesin bozulmak işe yaramıyor, sen gitsin. Anladın mı? Yani silmemizin sebebi o. Ama teklerin kuvvetini siliyorsun çünkü önemli. Üçüncü kuvveti de negatifse negatif, beşinci kuvveti de negatifse negatif. Artıysa da hep artı oluyor. Ondan dolayı. Hocam şıklarda bunların bir tanesi var mı? Tabii. Yoksa soru iptal olur. Anlaşıldı mı? Aldınız mı arkadaşlar komple? Hemen alalım. Hocam kapıyı örtüyoruz. Hatta biraz sonra açacağız. Ara vereceğim ama. Tamam, siliyorum. Evet. Hemen pozitif renkle ilgili bir yorum yapayım. Dersimizi bitirelim. Bir dahaki dersimizde tek ve çift sayılar. Tamam. Şimdi arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim. Pozitif ve negatif sayılar sorusu öyle zor bir konu değil. Zor bir hani matematik içerisinde, temel kavramlar içerisinde konular işte tek, çift, pozitif, negatif ya da asal sayılar, aralarında asal sayılar, daha sonra adış sayılar, faktöriyel ya da daha öncesinde sayıların kümeleri falan vardı ya, bunlar temel kavramlar. Bir de basamak kavramını eklersek, geçen de söylemiştim, temel kavramlar bizim için şöyle bir önemi vardır. Bir, zaten işin temeli. Bir pozitif, negatif olmadan Allah aşkına ileride üstlü ifadeleri ne yapacağız? Köklü ifadeleri ne yapacağız? Ya da atıyorum bir pozitif, negatif bilinmeden problemlerde ne yapacağız? Yarın kümelerde ne yapacağız? O yüzden her şeyin temelinden bahsediyorum. Bakın bu pozitif, negatif birçok konunun temeli. Biraz sonra teklik, çiftlik birçok yerde işimize yarıyor. Problemlerde tek sayıda torba vardır diyor, çift sayıda öğrenci vardır diyor, tek sayıda sıra vardır diyor. Bilmezsen nasıl yapacaksın? Yorumu nasıl yapacağız? Ya da daha sonra göreceğimiz adışık sayılar o kadar çok işimize yarıyor. Dün mesela bir soru çözerken adışık sayıları kullandık. Bazılarınız bilmiyordu terim sayısı bulmayı. Bak olmadan olmuyor. Yarın ne lazım olacak? Bir sayısal mantık sorusunda belki adış sayı lazım olacak. Ya da devam ediyorum bir faktöriyel. Abi faktöriyel o kadar değerli bir konu ki permütasyon, kombinasyon, faktöriyel olmadan olmaz. Faktöriyel kendi başına bir sorusu var. Bir de başka konularla girmiş hali var mısın? Mutlak değerli çok tatlı faktöriyel soruları var. Ama yarın bugün permütasyon kombinasyonu lazım olacak bize. Yani temel kavramların neresinde dokunsak bizim işimize yarayacak. O yüzden tekrarımızı hemen yapalım. Birikmesin. Bakın yarın baba konular gelecek. Bir üstlü gelecek. Bir köklü gelecek. Bir basitsizlik, mutlak değer, çarpanlar, ayırma. Şimdi yarın öyle büyür ki günü gününe, haftası haftasına hemen çalışmamızı yapalım, tekrarımızı edelim. Çünkü anlattığım konular şimdi evet kolay. Ters tarafları vardır, ters köşeleri vardır, püf noktaları vardır. Bizi soru yazanları bir şeyi unutturarak soru sorabilirler. Konu ne kadar kolaylaşırsa soru tiplerinde de atraksiyon yaparlar soru yazanlara. Bu çok net. Dolayısıyla demem olur ki bu konular bu kadar hafifken yığılmasın. Yığıldı mı sıkıntı olur. Bir de bu temel hafriyatı sağlam alalım. Temeli sağlam atalım. Yoksa yarın sıkıntı yaşarsınız. Bugün lay lay lom. Ne var sanki bunlar? Ama yarın lay lay lom olmayacak konular gelecek. Birikecek hangi birini öğreneyim? Hangi birine çalışayım? Demeyin. Bir an evvel. Günü gününe, haftası haftasına. Birikmesin lütfen. Tamam? Haydi bir ara verdik. Aradan sonra devam edelim arkadaşlar.